609. haftamızı da o hal koşullarında gerçekleştiriyoruz. Gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetinin açıklanması, sorumlularının yargı önüne çıkartılması için yine buradayız. 609 haftadır Galatasaray'dan yurttaşın hakkını koruyacak hukuki yollar etkisiz. Çünkü rejimde sistemli bir hukuk dışılık hakim diye haykırıyoruz. 609 haftadır buradan, bu topraklarda hakikat ve adalet esir alınmıştır diye haykırıyoruz. Bugün katledilişlerinin yıl dönümleri vesilesiyle kayıplarımızın avukatları Şevket Epözdemir ve Tahir Elçi'yi de unutmadık demek için buluştuk. Dün İnsan Hakları Derneği Tatvan temsilcisiyken gözaltında kaybedilen Ferhat Tepe'nin avukatı olan Şevket Epözdemir'in katledilişinin 23. yılıydı. 2 gün sonra da kayıplarımızın avukatı Tahir Elçi'nin katledilişinin 1. yılı dolacak. Her iki dosyada da bugüne kadar tek bir şüpheliye yer verilmemesi ve faillerinin tespitine yönelik etkin bir soruşturma yapılmamasını kabul etmiyoruz. İhade Tatvan temsilcisi Avukat Şevket Epözdemir, İhade Elazığ Şube Yöneticisi Avukat Metin Can ve Diyarbakır Bara Başkanı Tahir Elçi'yi unutmayacağız. 609. haftamızda failleri belli olmasına rağmen 22 yıldır failsiz bırakılan, 22 yıldır akıbeti gizlenen Nihat Aydoğan için buluştuk. Bugün ilk olarak geçtiğimiz hafta dosyası zaman aşımına uğratılan Hasan Ocak'ın abisi Ali Ocak seslenecek. Değerli basın emekçilerim, değerli dostlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle tanıyorum. Evet, 22 yıldır burada adalet arıyoruz. Hakikat ve gerçeği haykırmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta Beykoz Cumhuriyet Savcılığı Hasan Ocak davasında gerekli sonuçlar ulaşılmadığından dolayı, zaman açısından dolayı dosyayı kapattığını hükmettim. Biz 21,5 sene önce emniyetten DGM'lere, Adalet Bakanlığı'ndan meclise kadar birçok yere yaptığımız başvurularda Hasan Ocak gözaltına alınmamıştır. Kayıtlarımızda böyle bir isim yoktur. Yaranıyla karşı karşıya kaldık. Bu adeta bir duvar oldu. Bugün Beykoz Cumhuriyet Savcılığı bu yaran duvarına bir duvara daha koydu. Diyor ki gerekçeli hükmünden Hasan Ocak bulunduğunda yapılan parmak izlerinde annesine tebligat yapılmış, bu konuda dosyada gerekli belge mevcuttur diye bir yalan eklemiştir. Gerçekten biz yıllardan beri Hasan Ocak davasında, özellikle biz İstanbul'un kulaklarını tüm illerine kadar Hasan Ocak nerede diye haykırırken devlet Hasan'ı katledip gizli gömmüştür. Bugün de bu yaranda adeta kendi suçunu örtmeye çalışıyor. İkinci bir husus, Hasan Ocak dosyasında adeta sanki vahşi Hasan Ocak işkenceleri katledilmemiş de vahşi hayvanlar saldırısına uğramış gibi muamele yapılıyor. Dosyada Hasan Ocak işkencede katledildiği, parmak izi alındığı, ayakkabı bağlarında kemerin olmadığı adet tıp raporuyla belgelenmesine rağmen Hasan Ocak dosyasında adeta adli bir cinayet muamelesi yapılarak
insanın kuşlarını güzelmeye çalışıyor. Biz inatla, ısrarla 22 yıldır bu meydanda hakikati ve adaleti haykırıyoruz. Gerçekliğe karışmasını istiyoruz. Buradan tekrar söylüyoruz. Yalanlarınızın ve hilelerinizin önünde diz çökmeyeceğiz. Hakikati ve adaleti Galatasaray meydanında olduğu gibi hayatın her anını haykırmaya devam edeceğiz. Yıllardan beri suç duyurusunda bulunduğumuz hiçbir suçluyu mahkeme huzuruna çıkarıp da sorgulanmayan, ifadesine alınmayan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Adalet, özgürlük, eşitlik istemeye devam edecek. Hepsine teşekkürler. Avukat Şevket Epözdemir'in yeğeni aramızda. Behçet Özdemir seslenecek bize. Bun hamus serkiri atına bir atına. Az şermazet kim? Katil buna avukat Şevket Epözdemir. Nalata Holvantin'in. 17000 yönetmen şehadetine kuştu. Bu katile var ne diyor? Hemzani Kukiye. Edisa nalata gal hamga dinim ve zeyi ahtına gır tükit ki. Avukat Şevket Epözdemir. 1943 yılında Siirt İli Baykan ilçesi Minar Dilektepe köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Dicle Öğretmen Okulu Diyarbakır Eğitim Enstitüsü'nü bitirip edebiyat öğretmeni olan Avukat Şevket Epözdemir 1964 yılında bitirip edebiyat öğretmeni oldu. 1983 yılına kadar edebiyat öğretmenliği sürdürdü. Ankara'da çalıştığı dönemde hukuk fakültesini bitirip 1976 yılında avukat olan bu azimli İnsan bu tarihten itibaren halkının içinde olmayı seçmiş, Tatvan'a yerleşmiştir. Tatvan'daki yaşamında SÖDEP, SHP, DEP ilçe başkanlığını, İHADE Tatvan temsilciliği, belediye meclis üyeliği, Van Barosu üyeliği ile Barolar Birliği delegeliğini yapmış. DEP Tatvan ilçe başkanlığı ve İHADE temsilcisi olduğu 25 Kasım 1993 akşamı saat 20 sularında arabasını park ettiği sırada kontur gerilla ve işbirlikçileri tarafından kaçırılarak katledildi. Cenazesi ertesi gün Tatvan Güroyma Karayolu Morg Aşağı Kolbaşı köyü yakınlarında vücudunda çok sayıda işkence izi ve kafasına bir kuşun sıkılmış halde bulundu. Daha sonra kullandığı gözlüğü oturduğu evlerinin yakınındaki olduğu evi kapısının yanında çocuklar tarafından bulunmuş olup hakkında gıyabi tutuklama kararı olmasına rağmen tutuklanmadığı öğrenildi. Her yönüyle ilkeli ve düzeli bir tavır izleyerek insan haklarına ve demokrasiye olan bağlılığıyla mesleğini uygulamıştır. Doğaya, avcılığa, insanlara, çocuklara yakındı. Demokrasiye olan bağlılığıyla mesleğini uygulamıştır. Çocuk büyükle büyük olurdu. Sevgi, hoşgörü, iletişim ile her şeyin düzenleyebileceğine inanır. Düşmanına dahi gül uzatacak kadar alçak gönüllüydü. Yaşamdaki tek zaafı insanları çok sevmekti. Avukat Şevket Epözdemir, eğer halkına hizmet etmek istiyorsan bulunduğun pozisyonun ne ise o pozisyonda onlara yararlı olabilirsin. Yeter ki mum gibi kendini yak ve etrafını aydınlatmaya çalış derdi. Her hal ve pozisyonda halkının yanındaydı. Da halkını aydınlatmak için bir mum gibi tutuştu. Etrafı da aydınlattı ve şehadet mertebesine ulaştı. O hak ve hukuk yolunda mazlum halkını barışa, demokrasiye ve özgürlük yolunda zalimlerin yüzlerine karşı haksızlıklarını haykırırken katledildi. O son nefesinde gülümseyerek gözlerini kapatırken bile haklı davasına ve şaşmaz inancına ne kadar bağlı olduğunu göstermiştir. Hepinize teşekkür ederim. Tekrar anlatıyoruz katilleri. Anıları önünde saygıyla ediyoruz. Teşekkür ederim. Thank you.
22 yıl önce Nihat Aydoğan evinden götürüldüğünde Necmir daha çok küçüktü. Halime abla Nihat'tan geriye kalan çocuklarına dört elle sarılarak onları büyüttü. Çocuklarını büyütürken eşinin izini sürmeye devam etti. Katillerin peşinde olmaya devam etti. Halime abla sağlık sorunlarından dolayı bugün aramızda değil. Nihat Aydoğan'ın kızı Necmir seslenecek bize. Evet, bugün babamın 22 senesi doldu. Yani biz 22 senedir hiç umudumuzu kaybetmedik açıkçası. Her zaman Galatasaray meydanında olup hesap sormaya çalıştık ve olmaya da devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman onu aramaktan vazgeçmedik ve hiç vazgeçmeyeceğiz. Bugün o eli kanlı vicdansızlar aramızda dolaşırken bir sürü insan, çoluk çocuğu, öksüz yetim kaldı. Ve biz de onlardan birkaç tanesiyiz sadece. Biz her zaman mahkemelerde de hakimlerin suratlarına da haykırarak onu sizden istediğimizi defalarca belirttik. Ama her seferinde o kapılardan elimiz boş döndük maalesef ki. Ama bunu unutmasınlar ki biz hiçbir zaman onu aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Ve onlar yargı önüne, eğer varsa yargı önüne çıkıp hesap verene kadar İki elimiz onların yakasındadır. Bunu böylece bitsinler. Ve onların o vicdanları hiçbir zaman eminim ki onları rahat bırakmayacaktır. Bugün o hal var, evet. Biz buna rağmen dedikleri gibi gene buradayız. Ve biz her zaman burada olacağız. Onu arayacağız ve aramaya da devam edeceğiz. Gerekirse başvurmadığımız hiçbir yer kalmayacak. Ama babamızın hesabını gene de sizden sormaya devam edeceğiz. Yani gerçekten konuşmak benim için biraz zor bugün. Teşekkür ediyorum hepinize. Lanetliyorum onları. Bu vicdansızları hala da yapmaya devam ediyorlar. Ve biz sessiz kaldığımız sürece faili meçhuller hiçbir zaman bitmeyecek. Onlar bir daha faili meçhuller olmasın ve çocuklar babasız kalmasın diye biz bu Galatasaray meydanında her hafta buluşacağız. Ve bu mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz. Umutlarımız her zaman vardır. Hiçbir zaman umutlarımızı kaybetmeyeceğiz. Ve kaybetmeye de hiç niyetimiz yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani söylenir bilmiyorum. Ben çünkü babamı hiç görmedim. Onu hiç tanımıyorum. Onu hiç bilmiyorum. O nasıl bakardı hiç bilmiyorum. O ben bebekken beni nasıl severdi hiç bilmiyorum. Elimi nasıl tutardı hiç bilmiyorum. Umarım bize bu acıyı çektirenler hiçbir zaman rahatlamazlar ve hiçbir zaman ölmezler. Bunun vicdan azabıyla yaşarlar. Hiçbir çocuk, hiç kimse babasız, annesiz bırakılmamalı. Çünkü ben
Bunu en çok ben yaşadım. Ben babamı hiç görmedim. Benim gibi binlerce çocuk var. Ben onlardan bir tanesiyim. Onları gerçekten çok iyi anlıyorum. Ama annem hep yanımızdaydı. Hem annemiz hem babamız. Her şeyimiz oldu. O şu an burada değil. Ama biz hep burada olacağız. Biz hep babamızı arayacağız. Onun kemikleri bulunana kadar, onun bir mezarı olana kadar biz her gün burada olacağız. Bir mezarı olsa gitsek, otursak, taşlarını öpsek, burada babamızın kemikleri var desek biz yine rahatlarız. Bize bunu yaşatanları hiç affetmiyorum. Ellerim yakalarında olacak. Hiçbir zaman bunu unutmasın eğer buradan bizi duyuyorlarsa. Ben dedemi istiyorum. Siz biliyorsunuz ki siz kaybettiğinizi biliyorsunuz. Nihat Aydoğan'ın eşinden sonra çocukları ve şimdi de torunu hesap soruyor kaybedenlerden. Üç kuşaktır Nihat Aydoğan'ı aramaya devam ediyor Aydoğan ailesi. Şimdi İstanbul Milletvekili Ali Şeker seslenecek bize. Değerli dostlar, 609 haftadır burada adaleti arıyoruz. Adaleti arıyorsunuz. Geçen haftalarda da Darbe Araştırma Komisyonu'ndan Mehmet Ağar geldi. Ben Hasan Hoca'nın bir arkadaşı olarak, komşusu olarak kaybedicini sordum. O da bana pişkince başka böyle örnek var mı dedi. Bu meydanda yüzlerce örnek var ve maalesef bu örneklerin hiçbirisini görmek istemeyen ve bu davayı zaman aşımına sokan bir anlayış var. Onların insanlığı aşınmış, hatta insanlığı yok olmuş. Ve yok olmuş, burada barış diyen, barış için yüreği çarpan insanlar ve her zaman barış diyen Tahir Elçi iki gün sonra faili meçhul olarak duruyor hala. Birinci yılını anacağız. Onun değerlerini yaşatmaya çalışacağız. Ülke hızla barışını kaybediyor. Ülke hızla barış diyenleri kaybediliyor. Ve barışımıza, kardeşliğimize, dostluğumuza sahip olacak olanlar, sahip çıkacak olanlar yine bizleriz. Bir yandan Şevket Efe Demir katledilmiş yıl dönümü bu hafta. Nihat Aydoğan'ın torunları, çocukları burada. Babasını hiç görmeyen çocuklar burada. Ve bütün bunlara rağmen hayatı boyunca hep barış diyen Ahmet Türk tutuklu olarak şu anda aramızda değil, tutuklu olarak barış demesi engellenmeye çalışılıyor. Biz kayıplarımızı unutmayacağız. Kayıplarımızı unuttuğumuzda insanlığımızı da unutmuş olacağız demektir. Aynı o insanlığa aşılıp insanlığı yok olanlara benzemiş olacağız demektir. Biz bu kayıpları her zaman anmaya ve bunların faillerinden hesap sormaya ve yüzlerine tükürmeye devam edeceğiz. Efendim. 609. haftamızın basın açıklamasını kayıplarımızın avukatı Gülseren Yoleri okuyacak. Tamam.
Nihat Aydoğan'ın akıbeti açıklansın, kaybedenler yargılansın. 609. haftamızda yine Galatasaray'dayız. Çünkü bu topraklarda egemen olan hukuksuzluk ve ihlal geleneği senelerdir adalet talebinde ısrarcı olan bizleri cevapsız bırakmaya devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargıyı, siyaseti, sivil toplumu zayıflatan düzenleme ve uygulamalar hızla artıyor. Ağır ihlaller karşısında insanların seslerini duyurmasını, taleplerini dile getirmesini, hak arama özgürlüklerini kullanmasını olanaksız kılan bir hukuksuzluk hakim. Her vatandaşın anayasada ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerde güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden herhangi biri, kamu gücü tarafından ihlal edilirse etkili bir başvuru yapma hakkı mevcuttur. Devlet de vatandaşına sunduğu iç hukukta etkili başvuru yapılabilmesinde gerekli olan şartları oluşturmakla yükümlüdür. Ancak Türkiye'de hakları ihlal edilenler için etkin ve sonuç alınabilir bir iç hukuk yolu mevcut değil. Bu yol çoğu başvuru sahibi için kapalı. Çünkü siyasi makamlar hak ihlalleri durumunda maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve ihlali gerçekleştirenleri bulup cezalandırmakla yükümlü oldukları halde mağduru değil de ihlalcileri koruyorlar. 609 haftadır Galatasaray'dan yurttaşın haklarını koruyacak hukuki yollar etkisiz çünkü rejimde sistemli bir hukuk dışılık hakim diye haykırmamız bu nedenledir. 609 haftadır Galatasaray'dan bu topraklarda hakikat ve adalet esir alınmıştır diye haykırmamız bu nedenledir. Bugün katledilişinin yıl dönümleri vesilesiyle kayıplarımızın avukatları Şevket Epözdemir ve Tahir Elçi'yi de unutmadık demek için buluştuk. Dün avukat Şevket Epözdemir'in katledilişinin 23. yılıydı. İki gün sonra da avukat Tahir Elçi'nin katledilişinin 1. yılı olacak. Her iki dosyada da bugüne kadar tek bir şüpheliye yer verilmemesi ve faillerin tespitine yönelik etkin bir soruşturma yapılmaması kabul edilemez. 609. haftamızda failleri belli olmasına rağmen 22 yıldır failsiz bırakılan, 22 yıldır akıbeti gizlenen Nihat Aydoğan içinde buluştuk. 1994 yılında gözaltında kaybedilen Nihat Aydoğan 4 çocuk babasıydı. Midyat Doğançay köyünde yaşıyor, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Bu dönemde devletin koruculaştırma politikasına direnen köylüler üzerinde ağır baskı vardı. Bu baskı ortamında Nihat Aydoğan'ın oğlu dağa gitti ve Aydoğan ailesi üzerindeki baskılar daha da ağırlaştı. Evleri sık sık basılıyor, gözaltına alınan Nihat Aydoğan günlerce işkence görüyordu. 30 Kasım 1994 sabah 05 sularında çok sayıda özel tim, asker ve korucu Aydoğan ailesinin evine baskın düzenledi. Nihat Aydoğan'ı döverek yatağından çıkarttılar. Ellerini ve gözlerini bağlayıp kanlar içinde önce Midyat Jandarma Karakolu'na, daha sonra da Mardin Jandarma Merkez Komutanlığı'na götürdüler. Eşi jandarma ve savcılığa Nihat Aydoğan'ı sorduğunda serbest bırakıldığı cevabını aldı. Resmi kurumlara yaptığı tüm başvuruları sonuçsuz kaldı. Nihat Aydoğan'dan bir daha haber alınamadı. Yıllardır bu meydandan açıklıyoruz. Nihat Aydoğan'ın gözaltına alınarak kaybedilmesinden baskına katılan Faik, Sabri ve Kemal isimli korucular, Midyat Jandarma Komutanı Hilmi Kahraman, Midyat Kaymakamı Mehmet Okur, Mardin Valisi Ahmet Kayhan, OHAL Valisi Ünal Erkan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, Jandarma Genel Komutanı Aydın İlter, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Başbakan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Genel Sekreterliğini Orgeneral Doğan Bayazıt'ın yaptığı Milli Güvenlik Kurulu sorumludur. Nihat Aydoğan'ın akıbeti açıklansın, failleri tespit edilsin ve yerelden ulusala bu suçta sorumluluğu bulunan herkes yargılansın.
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Bugün Nihat Aydoğan'ı arama ısrarımıza Meksikalı sanatçılar Andrea Arroyo, Felipe Galinda destek oldular. Desteklerinden dolayı, aramızda olduklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün buradan yükselttiğimiz ses aynı zamanda Yüksekova ve Cizre'de bir araya gelemeyen kayıp yakınlarının da sesidir. 29 Kasım Salı günü saat 12'de Beykoz Adliyesi'nde Hasan Ocağan davasına dosyasıyla ilgili verilen zaman aşımından kovuşturmaya yer olmadığına dair karara kayıp yakınları, Ocak ailesi ve hak savunucuları olarak itirazda bulunacağız. 29 Kasım Salı günü saat 12'de Beykoz Adliyesi'nde olacağız. Haftaya 610. haftamızda yine burada olacağız.